Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda SCCM 2012 ortamında SQL gereksinimleri nelerdir? Bunlara birazcık bakıyor olacağız. Bildiğiniz gibi SCCM uç noktalardaki ajan yüklü istemcilerinden çok devasa bir veri toplar. Hardware, software inventory'leri veya o makinelerden toplanan alertler, o makinelerden gelen notification'lar hepsi primary side tarafından toplanıp arka taraftaki backend'de bulunan bir SQL sunucu database'ine yazılır. Siz SCCM konsolunu açtığınız anda aslında primary site üzerindeki hiçbir veriye erişmezsiniz. SCCM konsolunun yaptığı açılış ekranında otomatik olarak database'e bağlanmak ve database'deki veriyi size getirmektir. O yüzden database tarafındaki planlamalarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Bu videoda kapasite planlamasından ziyade birazcık ön gereksinimleri, yani mutlaka sahip olmanız gereken zorunluluklara bakıyor olacağız. İlk dikkat etmeniz gereken nokta SQL Server Cluster'ın asla ve asla bir NLB Cluster'ı içerisinde yer almaması. Bu ne yazık ki Microsoft tarafından SCCM yapılandırılmasında desteklenmiyor. NLB'yi bu noktada devre dışı bırakmamız gerekiyor. SQL versiyonlarında SQL Server 2008 minimum kullanabilirsiniz. Burada tabii cumulative update noktalarına da dikkat etmeniz lazım. TechNet kütüphanesine girdiğinizde her bir SCCM'in versiyonuna göre, Service Pack 1'ine göre, cumulative update versiyonlarına göre SQL tarafında geçmeniz gereken cumulative update'ler de size iletilecektir. Size iletilecektir. Fakat dikkat etmeniz gereken minimum SQL Server 2008 veya SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012 kullanmanız gerektiğidir. Database Collation'a mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle System Center ürünlerinde Database Collation'da eğer Turkish veya farklı bir desteklenmeyen model seçerseniz ne yazık ki bunu kullanabilme şansınız yok. Hatta sonradan da değiştirilemediği için tekrardan SQL kurulumunu yapmanız gibi bir zorunluluk karşınıza çıkabilir. O yüzden database kurulumlarında SQL Latin bir General'ı Collation olarak seçmenizde fayda var. Mutlaka seçmelisiniz hatta. Aynı gereksinim SCCM'da da Operations Manager'da da bulunuyor. Configuration Manager Database'i bildiğiniz gibi artık hiyerarşi değiştiğinden primary site'lar kendi aralarında tepe ile, yani Central Administration site'la veya secondary'lerle görüşürken SQL replikasyonunu kullanıyor. Fakat bu şu demek değil. Siz SQL'i kurarken SQL Server Replication özelliğini de kurup arka tarafta SQL replikasyonunu yöneteceğim anlamına gelmiyor. Asla buralara girmiyorsunuz. Hiç bu feature'larla uğraşmıyorsunuz. Siz standalone bir SQL kuruyorsunuz. İsterseniz cluster'a dahil edin. Fakat replikasyonla ilgili hiçbir şey yapmıyorsunuz. SCCM bu replikasyon modelini kendi içerisinde yönetiyor olacak. SQL kurulumunda bildiğiniz gibi SQL Authentication veya Windows Authentication seçebilirsiniz. Configuration Manager tarafında Windows Authentication'ı seçmeniz gerekiyor. Windows Authentication seçip yetkili bir servis hesabıyla SQL kurulumunu yapmanız lazım. Aynı zamanda her bir site için mutlaka ve mutlaka farklı bir instance oluşturmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi tek bir SQL Server makinesi üzerine farklı SQL instance'ları kurup bu instance'lar üzerinde de farklı database'ler açabilir, memory limitlerini belirleyebilirsiniz. SCCM'in size söylediği şey benim her bir site'ım için mutlaka zorunlu olarak farklı bir instance kullanman gerekiyor. Aynı instance altında farklı database'ler şeklinde ben site'ları barındıramam diyor. Bunun dışında eğer bir database server'ı site server'la aynı makine üzerinde tutuyorsanız önerilen aslında çok çok müthiş bir zorunluluk olarak çıkmıyor. Fakat kurulumda en azından size bir hata uyarı olarak söylenebiliyor. SQL Server'ın memorisini %50 ile %80 arasında available olarak ayarlamanızda fayda var. Bu Microsoft tarafından bir best practice aslında. Yani siz SCCM ile Site Server'ı aynı makinede tutuyorsanız mutlaka en azından bu makinenin %50 %80 arasındaki RAM aralığını SQL'e dedike etmeniz gerekiyor. Eğer ayrı dedicated, yani tamamen farklı bir Site Server'dan farklı bir makineye SQL Server kuracak iseniz bu gene available adreslenebilir sistem memorisini %80 ile 90 arasında minimum ve maksimum level'larını ayarlamanız gerekiyor. Bunları ayarlamazsanız bu size kurulumda bir hata olarak değil aslında, yani kuruluma devam edebilirsiniz, fakat bir warning olarak, yani uyarı olarak çıkacaktır. Dediğimiz gibi bu sağlıklı çalışabilmesi için Microsoft tarafından önerilen bir best practice'tir. SQL kurulumunu bu konfigürasyonlara göre yaptığınızda ve Database Engine özelliği ile birlikte eğer ihtiyacınız varsa SQL Server Management Tools'unu ve aynı zamanda raporlamayı kullanıyorsanız
kullanıyorsanız Reporting Services rolünü SQL'de kurmanız ve kurulumu bitirdikten sonra SCM kurulumuna geçmeniz sizin için yeterli olacaktır.